Yeniden girmek zorunda kaldık çünkü salonum biraz zayıf sevgili. Salonun internetini ama yurt dışından gelen sporcular ve birçok kişi kullandığı tabii için. Tabii. Biz tabii fedakarlıklar devam. Şu anda hemen bilgileri verelim. Tekrar yeniden merhaba. Güreşe Dair YouTube kanalımızdan biraz önce değerli bir güreş seyircimiz görüntünün donduğunu söyleyince biz daha da güçlendirilmiş kendi internetimiz kullanmaya başladık. Umarız bir kısa bir yorumla yazarsa şu an herhalde daha net. Nuri Zengin'le devam ediyor. Finallerdeyiz. Beyim'deyiz. Değerli güreş severler biraz sonra Amin'den önüne geçeceğiz orada. Bugün güzel başladı. Evet, sevgili Nuri Zengin. Güzel başladı. Güzel de gidiyor. Güzel de müsabakalar izliyoruz. Amin'lerde bazen hani yayını 1000 lira veriyoruz. Diğer tarafta da gözüm uzuncuyla takip ediyoruz. Şöyle evet. 3000 lira da çok kaliteli sert güreşler oluyor. Evet şu anda Azerbaycan İran bu kupa turnuvası süresince çok karşılaştılar. Evet. Çünkü Türk güreşinde söz sahibi ülkeler bunlar da birer sporcu da geldi. Kendi ülkelerine seçmelerini yapmaya geldiler buraya. Evet. Burada güreşenler İran'ı Aslı oyunlarında ve dünya şampiyonlarında Azerbaycan'ı Avrupa ve dünya şampiyonasına temsil edecek sporcularını burada seçiyorlar. Bizim için de kıymetli. Evet. Şu an turnuvayı da bunlar güzel kaliteli gördükleri için bizi tercih ettiler. Buraya geldiler. Çırpma pozisyonu nasıl? Nuri Zengin denge yerinde mi? Sökmek istiyor ama anda Azeri altta güzel hareketli. Elini bağlamasından böyle müsaade etmedi. Şimdi burada ama güreş geldi 1-1'e. Kaldı Arkadan puanı saniye çıkarttı. Çok ilginç. 25 saniye var çırptırmadı ama. Şimdi 20 saniye süreli Azeri İranlı güreşçi sarıp itekleyemezse aktifte puan da çalışmaz. Belki ihtar puan. Evet. Ahmarov son evet derece dikkatli ama şu anda 4 saniye tempoyu mecbur basacak. Daha da pres yapması lazım. Rakip de belki dışarı attı. Ali Rıza Ahmet'in aynı şey. Avantajı devam ediyor. Bir birden güreş kazanıyor. Biz biraz önce dedik ya bir puan. 18 diye saniye var. Değişir mi? Ne diyorsun? Bence değişebilir. Çok her an değişebilir. Gibi görmüyor ama yani İranlı da tecrübeli. Defans da şu ana kadar ama doğru mu peki Nuri Zengin? Çok az kaldı. İyi defans yaptı yani ve bariz kaçmadı. Şimdi ihtar puan verilmez. Hani rakipten kopup geri kaçmaz. Bitiyor. Evet. İran altın madalyanın 48 kiloda son puanı hanesine bir de üstelik Ahmet Ali Rıza tebrik ediyoruz 1-1'den. Hemen diğer bir indire bakalım. Var ama Azeri antrenörden çok onu gerek kaçtı diye. Dönelim mi? Dönelim. Cem İnder'ine Nuri Zengin. O da bitti. Orada da Kırgızistan'ın üstünlüğü var. Evet. 7-5. Cem İnder'in de 48 kilonun 3-5 finaliydi bu final değerli güreş severler. İtirazsız bir sonuç getirir mi Nuri Zengin? Sanmıyorum. Bariz bir kopuk geri kaçma yoktu. Evet. Şimdi biraz önce ilginç bir müsabaka vardı. Çok bekledi Alman Josef'in karşısında Bulgaristan'dan Valeri Dimitriev'le gelmedi Bulgar güreşçi. Bayağı da bir bekledi. Sonra anons geldi masadan ve Almanya orada birinin nihayeti. Ve çok ilginç geldi bana. Yani deneyim. Finale kadar geliyorsunuz. Tabii. Bu da bir deneyim. Antrenör için bir deneyim. Sporcu için bir deneyim. Oradaki şeyi fiksiyonu takip etmesi lazım. İçeride ekran var. Maç sıraları var. Değerli güreş sevenler, Cem İnder'in de güzel bir mücadele bekliyoruz. Sporcumuz Aslan Taş'tan. Aslan Taş da şu ana kadar yaptığı güreşlerde Taş, evet İranlı Hüseyin ile güreş yapacak. 55 kilonun 3'üncülük 5'üncülük müsabakası. Evet sonuç değişen oldu. Üstelik bir puan daha verdiler İran'a. Fark etmiyor. Hemen gösterelim. Evet. Ekranda 07 saniyesi görünüyor ama o da zannetmiyorum. Bir de daha bağlanana kadar dikkat edersen temas bile etmedi. Evet. Azeri Amrahov. Antrenör de şansını deniyor.
Ha birbirinden yenilmiş, ha iki birden yenilmiş. Burada kaybedilecek hiçbir şey yok. Ama bu reaksiyonlar olması lazım. Gayet. Ama öyle bu itirazlar bazen öyle bir maç kazandırıyor ki. Evet. Yani geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda Tolga Özbek Azeri'yle yarı final maçı. Tolga dedi hocam mayo tuttu dedi. Ben de gördüm yarı gördük ama. Değil. Şimdi orada tecrübe de çok önemli. Zaman zaman kendi tecrübelerine faydan ol, ışık tutsun diye. Tabii Tolga boyunduru alıyor. Tam girecek. Azendeli amma tak. Bundan maçın bitmesine 2 saniye vardı. Den yeniliyordu Tolga. Ama bir itiraz ettik. Azer hocalar neye itiraz edilse dedi. Ya dur bekle bir şansı. Ya etme kardeş saman oynama falan. Ama sonuçta hakem net bir şekilde mayoya asıldığını görüyor. Evet. Rakibine ihtar 2 puan ceza geliyor ve Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkıyor. Evet. Bazen hani gereksiz gibi görünmemesi lazım itirazı. Ama yerinde bu da yerinde. Büyük bir tecrübe değil mi? Şu anda 3-5'e bir bakalım. Çünkü burada bizim aslanımız var. Evet. Nuri Zengin abisi anlatıyor. Oyunlarıyla birlikte. Abdül Samet Aslantaş. Evet güzel bloktan iyi çalışıyor şu an. Ama kafayı alta sokmayacak işte. Çok kafanın altta olması değil. Belki bele girecek. Onun hazırlığı. Bu oyunluktan bir sonuç alabilir miyiz aslında orada? Hakem çaldı diyor. Nuri Zengin. Haydi bakalım. Devam. Burada çarpışma. Çatışma burada. Pres yapacak. Tempoyu basacak. İlk pasiteye yatırdığı zaman büyük avantajı sağlıyor çünkü. Şimdi 2 dakikalık süre içerisinde hakikaten bir dakika avantaj sağlıyor. Biraz önce bunu gördük. Evet. Birinci dakika dolmadan hemen bir hakem pasiteyi veriyor. Takibine 1 puan. Aynı zamanda ceza. Artırıyor. Şimdi bunu akıllı davranabilirsek ya burada eğer çıktırmazsak burada. Doğru da burada ya aktif olan bizim sporcumuz. Kararı ya bence doğru diye ya yanlış bir karar yani. Hakikaten aktif olan biz orada boyun duruyor adam. Tabii ki ya. 6-7-8 saniye yakın. Kuru kuruya çırpını koyacağım. Başka puan vermemesi lazım. Hareket. Ya kırma kolu kırma. Evet. Ama ben telafi edeceğine inanıyorum. Abi inşallah yani aynı şey. Aslantaş iyi başlamıştı. Ayakta puan vermeden pres yapacak. Onu yere yatıracaklar. Aynı şans bizimki için de geçerli. Bu sürede bunun için çok ideal bir süre aslında. Çok zaman. Ama şimdi bir puana ulaşmamız lazım. 1-2 puana şu anda. Biraz pres yapması lazım. Beline girebilir. Şu an yine aktif, arıyor. Kafayı sokmayacak. Evet. İyi değil. Harika. Bak şu anda şey bu. İşte şu anda kafayı, senin kafayı senin yorum bak. Bir kez tabii belki bu. Çok da zorlandı. Bayılabilir de Allah korusun. Bakın tehlikeli. Boyun çok bayılabilir. Bütün ağırlık boyunda kaldı bir anda. Evet hemen finale dönelim Nuri Zengin. Burada da. Evet. 55 kilonun finali. Evet diğer tarafta da Amin'in önünde. Evet. Hemen oraya bir gidelim mi Nuri Zengin? Evet abi ne fedakarlık yapıyorsun maşallah. Evet. Ya. Değerli bireselerler gerçekten bugün oradan oraya yetişiyorum. Harika. Evet söz Nuri Zengin'de. Evet. Burada da 3-5'te çok kritik bir ikinci yarı izleyeceğiz Nuri Zengin. Bakalım 2-5 son 2. dakikaya gir. Güzel. İstekli. Evet araması. Hırslı bile koltuk altına araması da güzel. Evet. Asması güzel. Bu da hakimiyet alıyor. Çok önemli.
Eli koltuk altına gene sokacak. Evet, o da güzel. Ama burada da tek kola dikkat edecek işte. Koltuk altına devam, giriyorsun devam, ama çok güzel bir iddiasın var. Tek kola dikkat etmesi evet. lazım. Çok önemli. Evet. Hakem doğru bir karar verdi bence. Çünkü parmağını gösteriyor bizim sporcu. Parmak tutuyor diye ağzını da tecrübesiz. Hala parmak tutmaya devam ediyor. Akıllıca bir hareket. Sinyal atıldı Nuri Zengin. Ama bu 2 dakikalık sürelerde bu kadar uzun ikazlar olmayacaktı bir an evvel. Çünkü kenarda biraz daha... Belki uyarı olduysa bilmiyoruz. Biz maçın yarısına geldik. İlk uyarı gerekir ya böyle parmak tutuştan. İkinci uyarısı mı bilmiyorum. İkinci uyarıysa zaten ihtar puan normaldir ama ilk ise şeyi silebilirler. Tabii şu anda şu an bu evi Minder diğer Minder'de de bir itiraz var. Dolayısıyla bu Minder evet. bekliyor şu an. Onu da bir bakalım Nuri Zengin. Karşıda evet, çok güzel bitti. Hazırlanmış. Dikkat edersen video evet, olaydı. Tamam, şu anda hemen itiraz değerlendirmesi için evet. Tam bu Mehmet'e delegesi nasıl yani? Nuri Zengin şöyle pozisyona sende bakarım. Yok, pozisyon net bir şekilde gösteriyor zaten bizim sporcu. Parmak tutuyor diye uyarıyor açık bir şekilde. İlk uyarılar mı, ikinci uyarılar mı? Önemli olan mı? Evet, ilk uyarı yapıldı diyor. Hakem. Gösteriyor bizim sporcumuz. Parmak tutma. Skorek. Kovşen. Evet, ihtar 2 puan. Evet. 2 puan daha. Evet, 1 puan ile vermişti. 1 puan daha i̇htar geldi. İhtar 2 puan. Oyun yapmayı engellediği 8 için. 8 oldu. Yani 6 puanı, evet. İhtar 2 puan. Hazreti evladımız atıyor şu denilecek. Hadi bize karşı yaptı, bizim işimize tabii, geliyor tabii, da. Tabii, tabii. Yarın gün başkasına yapmayacak. Evet, salto bağladılar. Bakalım. Yine buradan puan çıkabilir herhalde. Dedim ki olmadı evlat ya. Olmadı evlat. Tamam değil mi? Destekledim. Çok kötü yapılan bunu. Bunu nasıl yapılan? Değerlendiriyorsun? Çok her şey çok iyi giderken bir anki dalgınlık. Tabii. Yani çok kötü ama yapılan. Köprüde mücadelesi var. Evet, çok kötü. Bunlar hep tecrübesizlikten kaynaklanıyor. Dergi ve severler tabii burada bu sikletlerde tek kola durdu bir sporcu. Geri yaptırırken alt sikletlerin maalesef bu sıkıntıları devam ediyor. Olacak. Evet. Olacak bunlar. Şu anda evet. sevgili Nuri Zengin'le birlikte Aminder'inde bu ilginç dönüyoruz. Mücadelede de dergi ve severler son derece evet, güzel bir finalimiz var Nuri Zengin sendeyiz. Yakup Serkan Bakır. Evet, Serkan Fatih Bakır'ın kankası, biz aynı dönemiz, hepsiyle kardeş gibiyiz. Evet, bu burada arada... kardeşin ismini vermiş. Arkadaşın, en iyi arkadaşın ismini vermiş Serkan evet, Bakır. Evet, şimdi dikkat edersen Bakırlar finalsiz geçmiyor. Evet. Allah çok nazardan saklasın. Gurur duyulacak bir şey. Bir dede için, bir baba için. Ya biz de bunlarla gurur, çünkü bunlar da bizim Ali Rıza Kaya, çok yabancı olmayan bir isim. Evet. Kenarda yine
Erkan kardeşimiz, hocalarımız şu anda son derece dikkatli. Bu da kıvır. Bu da aynı. Bu da kıvıracak. Evet. Şimdi Serkan Yakup Bakır, evet, 92 kilogramda İranlı rakibi karşısında. Evet, köşede de Erkan Ölman, yılların tecrübeli Kazem İzadi Bigdulu. Yılların köşede. Evet, evet, milli, evet, takım sporcusu. Tabii milli takım sporcusu, tecrübeli bir kardeşimiz. Uzun yıllar bu yaş gruplarında, yıllardır antrenörlük yapıyor yıldızlarda, gençlerde. Şu an ASK Spor Kulübü'nde de antrenörlük yapıyor. Çok keyifli bir final bizi bekliyor. Evet. Bakalım burada. Hadi evlat. Ben bu Bakırlara güveniyorum. Aynen, aynen, aynen. Ekran, şurada ekranı biraz yakın tabii, hemen biraz ufaltalım sevgili. Evet. Böyle fevkalade iyi. Bakın işte. Güreş bu, yakışıyor. Temelden dede güreşçi, baba güreşçi, abiler güreşçi olursa bir şey daha böyle yakışır. İranlı oyunu ararken son derece güzel bir sabah. Soğukkanlı. Tempoyu bassak, evet. Hayır. Serkan Yakup Bakır. İçerilerden içeride. İçerilerden. El içeride olacak. Olmazsa olmazıdır bu rokoramanda. El içeride. Tempo basacak. Gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi bir yaklaşık 15 saniye sonra İranlı güreşçi yere atması gerekiyor. İlk basit ona gelecek. Evet. Evet. Son 7 saniye. 1 dakikada olmadan bunlardan biri yatırırlar. Evet. Hakem de hata yaptı. Dediğim gibi şimdi İranlı güreşçi yere yatacak ve bakalım. Bu avantajı güzel kullanması lazım Serkan'ın. Serkan Yakup bunu çok iyi değerlendireceğini düşünüyorum Nuri Cengiz. Yani dikkat edersen şöyle Serkan'ı bir Yakup gösterelim. Bak şu anda. İnşallah fiziği de beraber dolduruyor. Kendinden bak. Şu anda bağlamaya çırpma, mı bakalım? Çırpma asistetin öyle çırpmadır. Şimdi buradan çıkmayı son derece iyi hazırlandı. İranlı da olması lazım. Haydi bismillah. Evet, burada oyunu ararken evet, çok ilginç oldu. Göbeği biraz daha vurması lazım. Bir de senin söylediğin güzel bir şey var. Erken çözdü. Evet. Dikkat edersen. Vermeyecek, vermeyecek. Vermez. Vermeyecek. Vermez. Açıl, açıl, açıl. Ama çok uzattılar ya bu dönüşlerde ya. Şimdi 2 puan daha gösteriyor. Burada itiraz gelir mi? Hayır. Bakıyorum. Yok, 2 puan var. Çıkmadan açıldı çok. Evet, son derece güzel, keyifli başladı. Devam. Mücadele de böyle olacak Nuri Cengiz ama orada el biraz erken çözülmese. Olsun. Göbeğe vurması lazım. Evet. Tam kırdı rakibin belini, hasta aldı. Bir göbek kaldı böyle. Hadi aslanım, hadi bakalım. İçeriden içeriden girmesi lazım. İki güreş de finale yakıştı. Evet. Ya muhtemelen bunlar dünya şampiyonasında da finalde güreşecekler. Yani İran'da da iyi güreşecek. Evet. Bakmayın, turnuva deyip geçmeyin. Belki bu evet, dünya şampiyonası finali. Bir... Tabii. Dediğin gibi profilleri şöyle karşılaştırıyorsun. Evet. Hepsi de çakı gibi maşallah. Abi iyi belli ediyor kendini net bir şekilde. Ama bu 2 dakikayı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Son derece kenarda Rahman Bilici yıllardır milli mayoyu taşıdı. 60-61 kilosu milli takımı. O da tecrübeli. Bu sene göreve başladı genç milli takımı. Allah utandırmasın Rahman kardeşimiz de. İnşallah sporcunun da elde ettiği derecelerin daha fazlasını Allah Antrenörlük'te de yaşasın onlar inşallah. Amin. Hadi aslanım, hadi bakalım. Haydi Serkan. Biraz daha içeride. Haydi Serkan. Haydi bakalım. Biraz daha aktif olacağız. Biraz daha pres, pres, pres. Üstüne üstüne. Daha üstüne, daha üstüne. Daha üstüne, daha üstüne. İranlı şu anda İranlı direniyor. İranlı da iyiydi. Kapandı. Evet. Ufak bir adam değil, iyiydi. Yani Serkan'dan bir tık daha iyiydi sanki. Daha akıllı gibi duruyor.
abi. Pas atsın. Bas tempo. Bas. Bas 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 bas. Bas. Olmaz ya. Olmaz ya. Evet. İşte bu sıkıntı. Yani isteyen biri öbürü kapanmış. Sırf bir puan daha vermeyecek. Süre çok iyi bir süre var aslında. Nuri Zengin. Yani. Ya bir şey yok. Gayet de güzel kağıt açıyor ya. Kırma kolları. Kolları kırma. Kırma diye. Biz de heyecanlandık başında evet, ekranı. Evet. Yani bunu, şimdi bunu da bağladık. Güzel bir final. Orada Serdar. Evet artık çok zaman kalmadı. 48 saniyede. Risk deneyecek, salto deneyecek bir şey deneyecek. Evet. Yani belki bir yere yatsa devamlı çırpan yani çırpma yapabilir bir... ama süre ayakta buna salto. Yeterli mi? Süre buna yeterli değil. Yeterli değil. Ha 8-1 yenilmişsin, anlık 2-1 yenilmişsin. Değişen bir şey yok. O yüzden salto denemesi lazım Serkan'a. Hadi Aslan, bağla, bağla. Bağla Serkan, bağla artık, bağla. Tempoyu bırak, bağla. Değişen bir şey olmayacak. Denemesi lazım en azından. Evet. Olsun, nazarlık olsun. İnşallah dünya şampiyonasının final değiliz. O zaman bir şey yapalım ayağımıza. Oldu, bir hata yaptı. Nuri Zengin şöyle. İlaf edemedim. Törenden sonra. Evet. Fatma Zengin yanımızda. Fatma Yılmaz. Hani şampiyon. Fatma şöyle Fatma. Fatma Yılmaz. Fatma Yılmaz. Alalım böyle evet. Fatma'yı. Ekranı mı döndürürüz? Döndürürüz böyle. Fark etmez. Aslanı, Minder'in aslanı o. Dişi aslanı Fatma. Evet Fatma, tebrikler. Şeref Eroğlu imzalı. Fatma Yılmaz. Şampiyonluğunu ilan etti. Şöyle bir madalyanı da bir göster bakalım. Ekranda. Gel kızım gel, yaklaş evet, ekrana. Seni dinliyoruz. Nasıl geldi bu başarı? Adım Fatma Yılmaz. 15 yaşındayım. Maşallah. Çok çalıştık bu sene. Çok azimle çalıştık. Antrenörlerimiz var. Abilerimiz vardı. Antrenör yardımcıları. Tümen Konca, Ahmet Şanlılar sayesinde bayağı destek oldular. Yakup hocamız da bayağı destek oldu. Bu kadar çok çalıştık bu sene. 15 yaşında. 15 yaşında çok kıymetli. Fatma Yılmaz, kulübü? Kulübüm Taşoluk Belediyesi. Taşoluk. Bu arada Yakup Sarı özellikle kenarda Filip Hocam ve milli takım antrenörünün aynı zamanda. Buradan başka hedeflere giden yolda bu senin için iyi bir başlangıç oldu diyebilir miyiz? Evet. Evet. Doğru, sorun var mı? Abi 15 yaşında maşallah ya. Düşünsene kendinden 2 yaş büyüklerin arasında geliyor, birinci oluyor. Bu turnuva kıymetli bir turnuva. Evet, bunun altını çizmek lazım. Nuri Zengin de dediği İnşallah gibi 2 yaş alttan çok gelerek. Çok kıymetli. Yani aynı yaşta ay bile fark eder. 2 yaş büyüklerinin arasında birinci olması çok kıymetli. Seni tebrik ediyoruz. Teşekkür şöyle başlayalım. Madalyanın. İnşallah bu madalya Fatma Yılmaz'a Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonlukları getirir. Daha çok genç. 15 yaşında 2 yaş. Yani bu işin gerisinden gelerek, gelecek inşallah. 2 yaş büyüklerine mücadele etmez. Seni kutluyoruz. Şöyle aslanınla. Evet. Maskotla. Evet abi, belki 4-5 sene sonra aslanları, evet. Olimpiyatlarda yarışacak Fatma. İnşallah. Evet. Hocalarımız da sağ olsunlar. Evet. Onlar da geleceğin artık şampiyon. Aynen. Fatma tebrikler. Teşekkürler. Hadi bakalım. Maalesef. Kolay gelsin. Başarılar. Tebrik ederim kuzum benim. Hayırlı olsun. Evet sevgili Nuri, madalya töreni var. Söz sende madalya törenine. Dönelim mi? Nuri Zengin'i şöyle bir hemen hazırlıyordu. Başladık biraz da. Evet. Bir kez daha. Abi, evet. Evet. Zunlarsın. Şimdi grupları. Fatma, aslanla kaybetme.
Aslanın evin bir köşesinde dursun. Çok güzel olmuş. Öyle mi? Ne güzel. Olsun. O da olur işte. Sporcularımız, sporcuların adaletini güneş kadar süre tutturduğu için ve yol sahanın içerisinde gösterelim hakemleri. Görevlileri. Evet, Rafet Hoca bir sonraki maçı hazır. Rafet Hocam hazır mıyız bu sonraki maça? Ramazan'ın rehaveti çöktü herhalde birazcık. Evet, sonraki maçı bekliyor Rafet Hocam. Rafet Hoca diyorum, bu sonraki maçı bekliyor. Ramazan'ın rehaveti. Evet, dönelim madalya seremonisine. Evet, madalya seremonisinde hemen 55 kilogram madalya seremonisinde madalyalarla büyük efsane şampiyonlarımızdan Adil Candemir hocamızın şampiyonumuzun evladı olacak.
nazarlık olsun Evlat sana. İkinci oldu. İran'ın da biraz güçlüydü. Kilo'da üçüncü olan Bilal Zorba'yı da tebrik ediyorum. O da maşallah böyle hasta gibi. Müsabakalarına. Burada iki Türk güreşçi yeminden de Eren Yalçın'la Muhammed Mustafa pozlarını paylaşacak ama bu arada biz yeminlendik finale dönelim. Yine güzel bir mücadele evet, Nuri evet. Zengin. İran, Azerbaycan dedim ya evet. Sık sık bu finalleri görebildik. Tabii ya dedim ya. Bizlerin olduğu gibi bunlar da kendi ülkelerini seçmeleri bu turnuvada yaptılar. Yani Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda muhtemelen bu Azeri güreşçi görecek. Yıldızlar Asya Şampiyonası'nda da İranlı güreşçi ülkesini temsil ederken göreceğiz. Buradan güreş şu anda biraz daha Kamil kardeşimiz demiş ki Türkleri çeker misin? Şimdi şu finale bir bakalım. Oraya döneceğiz sevgili Kamil. Onlar da çekelim evet, istersen. Tabii, tabii. Biraz bir yürüyelim burada. 10 saniye bir tüm devreye evet. Hemen oraya dönelim. Evet. Sevgili Nuri Zengin. Bu denk geçiyor bu güneş. Evet. Öbür geçseniz daha... Şu anda dönebiliriz. Şu evet, anda dönebiliriz. Evet. Merve Kengar, Bakü'nün evet, şampiyonlarından evet. Merve Kengar. Bugünün başarılı minder hakemlerinden Kahramanmaraş bölgesinde. Süleyman Kenger'in de kızı aynı zamanda Merve Kenger. Evet, tempo. Evet, burada da bir nevi kendi seçmesi gibi çocukların. Daha kontrollü geçiyor. Birbirlerini tanıyorlar ister istemez Türkiye şampiyonlarında güreştikler için. Bakalım hangisi. Şu anda bu koltuk altı. Mavi mayonun burada sıyırması lazım. Evet. Bu da deniyor ama öbür de kırmızı mayolu güreşine müsaade etmiyor. Mündar hakemi Merve Kengar. Değil. Kenarda da baya bir aksiyon var turbinde. Muhtemelen maviye bir puan var dışarıya. Hakimini taşıdığı için. Evet dışarı kaçış olduğu için ihtar puan verdi. Evet.
serbestin finalleri ve 3-5 finallerindeyiz değerli güreşseverler. Tansiyon da oluyor değil mi kenarda? Doğru zengitleri bunda. Her ne kadar ikisi de Türk milli takımı temsil etse de köşeden antrenörleri, milli takım antrenörleri müdahale etmez bu durumda ama yine kulüp antrenörleri sporcuların tribünden destekliyorlar. Evet, hemen finale tekrar dönelim. İran-Azerbaycan finaline. Evet, bu da çok denk geçiyor. 1-0 İran'la güreş oldu. Çok da zevkli, çekişmeli bir mücadele. Tabii. Şimdi aynı şey bu sefer de. Aktiviteden aldı bir puan. Evet, Azerbaycan daldı ve bastırdı. Alizade. Yoksa aktivite puanı kendine çalışacaktı. Çıkma kadar geliyor. Çıkma için uygun o bağlamayı çok dikkatli kaldırması ama iyi sıkması lazım. Hiç boşluk. Bir zayıf uzun koluna. Yani her boyu kendine göre avantajı gözlemek. Tek kaldı orada. Ayağı. İranlı Muhammed. Ayağı kaldı mı? Bastırma abi. Ayağı vermeyeceğiz. Son 57 saniyesi evet. Finalin 48 kiloda değerli güreşçilerler. Ama iyi bir ayak vardı. Kolay kolay da vermedi Azerbaycan'da. Azerbaycan'da hakikaten finallerde Osman Arıza'da. Güneşte altın kural var. Alamıyorsan vermeyeceksin derler. Çok güzel. Ayak altın vermek kural. De doğru değil yani. Bugün bu verdi. Eyvallah puan vermedi ama yarın başkasına puan vermeyecek adamlar taşımıyor. Son 18 saniye müsabakada 3-0 üstünlüğü var. Alizade'nin Azerbaycanlı. Evet, tüm de güreşçi karşısında atabilir mi? Bence de pozisyon çıkar. Yoksa kendi puan verecek. Evet. Evet. Pozisyonu bir kez daha deniyor. Evet. Azerbaycanlı güreş. Maçı 3-0 kazanmasını bugün dönelim. Dönüyoruz Norizm'de. Verenle. Yalçın orada. Yalçın üstünlüğü var. Yalçın'ın al. Alpar Muhammed Mustafa karşısında. Evet. Şimdi pozitif puan. Orada biraz daha avantaj Yalçın'da. Evet. Yani 3-1. Ya bu burada şu an doğru yapıyor. Güneşenler'den bağlı ama evet. Altsay'ın üstünlüğü maçları yoksa 2 puan da verdi ama alt yaş grubu çok değişiyor pozisyonda. Pozisyona geçiş yapıyorlar. Yani orada bir karakter tutamıyorlar eski geçişlerde. Bu normal. Bu yaş grubunda bunlar normal. Bunlar bunların ağzını istekler. Hırslı olmalar. Alpar orada oyunu atmayı. Son saniyede de 2 puan aldı. Ama o mücadele de güzel. En azından dörtlük. Kafasında düşünce. Çok puanlı oyunlarda onların teşebbüs etmesi çok, çok güzel. Çok pozisyon oluyor. Bu yaş grubunda. Ben bu. Evet şu ana kadar bir final daha başlıyor. Evet. Nur Zengin hemen Eren'i Beyminder'inde. Tebrik ediyoruz. Bir bakalım Beyminder'inde. Abdullah Kodek müdürümüz, Çorum Milliyeti müdürümüz Amasya'da hemşehrimizin sporcusu Eren. Onu da tebrik edelim burada. Onu da tebrik ediyoruz çünkü 2 yıl oldu. 2 yıldır öğrenim emek verdi milliyetinde. Emekleri sağ olsun. Güneş takımı kurdu. Abdullah Kodek müdürümüzü de buradan tebrik etmek lazım. Şimdi çalışıyorsanız sporcunuz sizin adınızı her yerde duyuruyor. Tabii, tabii şimdi biz onu yapıyoruz. Tabii. Şimdi yine bir final. Nuri Zengin şimdi finalde yine Azeri İran finali. Evet. İyi çocuklar. Fizikleri oturmuşlar sana göre. Biraz yürüyelim aynı anda. Bir dönelim. İran Türkiye müsabakası da evet, Ramazan Efe Karataş. Hemen dönelim oraya. 3-5 finaline bir gidelim. Burada da evet, olmadı.
mücadelesi ama İran'la üstüne gitti şimdi. Bu da boşça gelebilir bakın. Çok güzel kaçırdı gene. Bak şu anda çok hareketli gidiyoruz. Çırpabilir de ama oyundan çok, çok düşünüyorlar. Şimdi yani burada bir karar var mesela. Bir oyuna karar vereceksin, onun sonuna kadar üzerine gideceksin. Oyundan oyuna geçtiğiniz zaman diğer süresi sıkıntıdır. Şimdi burada sevgili Nuri Zengin. Orada yetindi ama orada birden fazla Boşça puan yerdi. Çıkabilirdi. Boşçalayıp tuşa da gidebilirdi. Çok çabuk vazgeçti. İşte evet. Bir tek İran çok hareketli. Evet, oluyor ama. İranlı işte buradan ayağını kurtarabilir. İleri. Bunlar hepsi çalıştırılması gerekiyor. İşimiz kolay değil. Çalışılması gerekiyor bunların. Bu pozisyonlar. Zaman zaman çok harika oluyor. Şimdi burada işte çiftle değil ama. Baca maalesef orada kurtaramadı. Gireyi kurtaramadı. Puan vermeden çabuk dediğim gibi pes etmemesi lazım. Dün de böyle ifade etmiştim. Kararlılık devam etmesi lazım. Ayak vermeyecek. Yani puanları burada aynısını yazdırmaya devam ediyor. Kateri. Sabaha İran-Azerbaycan finali. Yani bakıyorum da İran-Azerbaycan şu anda ekranlarda İranlı Gıraç'ın evet. Köşesi var teknik. Evet. Burada son ikazlar yapıyorlar. Evet. İran burada, Azerbaycan burada. Bunlar buraya kendi ülkelerini bir kez tekrarlıyoruz, devamı tekrarlıyoruz ama yayına girip çıkanlar olabilir diye aynı şeyleri hatırlatmamız gerekiyor. İran milli takımı, Azerbaycan milli takımı, Kırgızistan milli takımı burada. Birkaç kişiyle katıldılar her skette. Kendi sketlerini seçmesi. Hareketlendi güreş. Ya seyirmasını aldım oradan. Oyunu ararken en altı. Tabii. Allah'tan hakem pozisyonu biraz erken kaldı. Ama daha tak. Devam. Parmaklarla işliyor. Parmakla işliyor aslında. Haydi haydi evet geliyor. Ayağı çıkart. Ayağını çıkartması lazım aradan ki hakim olsun. Veya oradan yatıp çıkmaya da devam edebilir. Ama Kateri burada son derece dikkatli olmamı müsaade edilir. Şimdi biraz daha baskın olabilir. Evet, bir dakikalık bir süre var. İsteği güzel ama tecrübesizdi. Bir kez daha tek daldı İranlı Kateri. Evet, 2 puan da. İyi bir durum. Omuzu o kadar güzel baskı yapıyor ki. Evet. İranlı 4-4 pozisyonda bastı. Finale dönelim ben Nuri Zengin. Evet. Burada çok keyifli bir mücadele var. Evet. Aktivite şu anda İranlı güreşçiye çalışıyor. Ama 10 saniye var. Puan vermediği zaman 1 puan verecek. 3 puan. İranlı puan vermedik. Biz onun puana ihtiyacı. İranlı Yok. Yaş grubuna göre gerçekten kaçıyor. Kendini belli ediyor yani. Kontrol. Hani derler ya büyümüş de küçülmüş gibi. Evet. İranlı Sayar burada bir puanını aldı. Bu biraz daha hamleleri gerçekten güzel hamleleri. Değer kazandırdı mücadeleye. Mücadele güzel. Burada öndesin. Oyuna girmeyeceksin işte. Her an 2 puan. Görebilir de gerek yok. Tebrik ediyoruz Azerbaycan'ı. Ama nasıl seviniyor şu anda görüyorsun.
Nuri Zengin. Tabii. Kolay değil. Yani milli takımı nasıl seçildi? Azerbaycan milli takımı nasıl seçildi? Evet. Avrupa şampiyonasında güreşti. Dünyada muhtemelen rakibine burada üstünlük sağlıyor. Hüseyinov. Psikolojik olarak. Hüseyinov görüyorsun. Önemli. Azerbaycan'da son derece mutlu ve 55 kilonun birincisi Azerbaycan. Hüseyinov'a hayırlı olsun. İran'dan yine güzel bir final. Evet, günün son finali bu. 92 kilogramda. Bir Amindere'ne gidelim mi? Gidelim. Orada da sporcumuza bir bakalım. Kim var Amindere'ne? Bir anons edelim hemen. Evet, Amindere'nde Bilal Zorba. 92 kiloda. Hemen oraya doğru hareketlenelim. Bilal Zorba mücadelesi başlıyor. 3-5 finalinde. Bunlar yıldızlara göre çok büyük bir İranlı. Buna baksana abi, çok iri adamlar. 92 kilonun finali. Arslı. Çok güçlü bir çocuk. Biz şöyle Cemindir'e doğru gidelim yavaş yavaş. Nuri Zengin'le. Hadi bakalım ya. Günün son finallerinde Turgut Özal spor salonundayız. Antalya Kepez'deyiz değerli güneseverler. Zafer Kupası günün son artık finalleri. Evet. 92. Evet, güreşçimiz ilk aktivite şeye Azerbaycan'da güreşçiye gösterildi. 30 saniye biraz kapanacağız. Gerçi kapanmaya da gerek yok. Biz güreşimize devam edeceğiz. Alabildiğimiz kadar puanımızı alacağız. Zaten Azerbaycanlı güreşçi puan çıkartamadığında bir puan otomatik olarak almış oluyoruz. Çünkü bunun devamında denklik durumunda da ikinci aktivite puanı bize çalışıyor. Bu sefer bizim puan almaya ihtiyacımız var. Birbirinden çok maç kaybedildi yıldızlarda. Avantaj gibi görünse de bazen dezavantaj mı? Peki, evet. Hilal'in puan almaya ihtiyacı var şu an. Bir de puan çıkmadığı zaman ikinci pasifte. Bunu biraz daha ilerletelim bilgi desteğini. Çünkü ilk pasifte bize verildi ama son pasifte de böyle giderse bize verilecek dolayısıyla. Evet. O zaman bizim dezavantaj dediğim gibi. Süre bize çalışıyor. 30 saniyede puan çıkartamadığımız zaman rakibe bir puan yazılıyor ve güreş de ikişer dakikalık güreş ya bu yıldızlar müsabakası. Hani bazen denk güreşte de puan çıkartmak zor olur. Bu da bir taktik. İlk pasifteyi sen alırsın. İkinci pasifteyi rakibe verdirirsin. Birbirden son güreşte biraz aktif görünürsün. Birbirden maç alırsın. Bu da bir taktik. Kendine güveniyorsan müdafana puan vermeyeceğine ilk pasifteyi almak denk maçlar için sürdürüyor. Yoksa güreşi kısırlaştırmak anlamında demiyorum. İlk pasifteyi almak, ikinci pasifteyi verdirmek daha önemli. Ali Rıza Kaya. Tabii. Yapması gerekenleri söylüyor. Ali Rıza Kaya. Mehmet Ali Daylak, Ali Rıza Işık. Üç tane altın. Ali Rıza Işık, Mehmet Ali kardeşim. Ali, şunda da bir Ali var dikkat ettiysen. Evet. Haydi bakalım, 1-0 üstünlüğümüz evet, var. Evet, üç Ali bakalım. Nuri Zengin. Hadi bakalım Bilal. Aa, güzel güzel güzel. Üstüne üstüne Bilal. Üstüne üstüne itekli adamı. İtekli rakibi. Evet çok sert geçiyor güreş gerçekten. Evet harika. Devam devam devam. Devam. Verme pol kapın. Devam. Devam. Müthiş bir devam, mücadele. Devam, siz de hissediyorsunuz devam. Ekranları başınızda. Devam devam devam. Pasiteyi alma devam. Devam Bilal, devam. Dışarı basma Batu ya, dışarı basma. Şimdi dikkatli olmamız lazım. Devam Bilal, devam. Allah Allah. İçeri güzel, içeri güzel. İçeri, içeri.
İçeri, içeri. Minder'in, Minder'den nereye basın? Hesap edemiyor. Tabii. O kadar istekli tabii, ki, tabii. Bir de hırs var. Ama kontrol edemiyor nereye basacağını. Bazen olur bunlar, bilmiyorum. Hani güreş tecrübelenecekler. Ama hırsı güzel bunlar. Evet, hadi Bilal, hadi Bilal. Mücadele hırsı, şekli çok iyi ama kontrollü olacak. Uzaktan girmeyecek, daha yakın. Biraz uzaktan atıyor. Şu an yaptığı gibi, uzaktan girmeyecek. Biraz dediğin gibi. Daha alta, daha içe girmesi lazım. Haydi 50 saniye. Ama Azeri Eren İhtar Puan da tam çalışacak diyoruz. İhtar Puan çalışacak diyoruz ama benim pozisyon oluşuyor. Evet. Gene alta. Evet, kurtuluyoruz ama. Gene alta. Devam. Devam. Bilal son derece hareketli, istekli. Haydi. Gayretli ama. Haydi Bilal. İstediği o tek ve çift damlalardaki avantajı yakalama bir kez daha. Uzaktan olmaz. Çift ve tek. Uzaktan olmaz. Bir koltuk altı. 11 saniye daha her şey olabilir ama başından beri yaptığı hata aynı. Uzaktan hamle yapıyor. Daha yakın hamle yapması. Ve o kadar çok hamle yaptı ki hani birisini tuttursa ama şekil yanlış. Yani şekil çok uyarlaması lazım dediğim gibi. Çok güzel. Bu arada Azerbaycan'da Süleymanlı tabii belki bir sakattı. Evet. Doktor anons edildi. Çenesinde, ağzın içerisinde herhalde o anda kanama sıkıntı yaşadı. Soğutucuyla geldi doktor. Şimdi o kadar güzel dalmayı hani pasiften aktifi ararsın. Aktifi buluyorsun, aktifsin, agresifsin. Ama o dalmalarda uzak kalma hem hedefe zaten bunu çok iyi değerlendirdi. Tamam, söylerim ben bunu. Süleymanlı. Bir takımda görev aldığım dönemde de sporcumla özel söylerim. Biraz daha yaklaşmak lazım. Uzaktan atlamak da olmaz. Hani burada 3-5 finalindeyiz. 92 kilogramı. Yani her şey olabilir. Haydi Bilal sağlam hamle. Sağlam. Dağınık değil bir sağlam gir. Az oradan az. At artık at. Bravo. Attı ikiye aldı. Değerli güreşseverler, evet, Nuri Zengin'in de kenardan atması lazım. Beklemeyecek süre geçiyor. Hem yorumları hem de kenardan takviye destekleriyle Ali Rıza Kaya da son derece sevindi. Yani hakikaten şimdi burada itiraz var ama pozisyon geldi, değerlendirdi. Geç kalsa olmayacak. Yani itiraz anlamsız bir itiraz bence. Evet. Gözümüzün önünde oldu. Net 2 puanı zaten var. Hemen bir daha bakalım oraya. Nuri Zengin. Evet girdi. Süre henüz var. Kaldırdı 2 puanı. Çok nizami atıyor. Dışarı temas da yok. Yok. 2 puanı yetmişti. Evet. 1 puanı. Evet. 2 puan daha verildi. 1 puan daha itiraz edilmiş. Boşa bir itiraz. Evet. Ama 7 saniye sonra bitti. Aferin Bilal. Evet. Ama Bilal de bunu hak etti. Evet. Bilal'i de kutluyoruz. Ne yaptı? Pata çekti herhalde. Evet. Burada yağlıdan değil mi bir pata Rıza Kaya'ya? Patası da çekti. Feyzoğan'la beraber o dolmaya başladı binler güneşinde. Evet. Tebrik ederim. Rıza Kaya. Ali Rıza Kaya'yı kutluyoruz hocamızı da. Üç o da yakıştı kenara. Ali Rıza Aşı, Mehmet Ali Dayla. Evet Bilal'i de tebrik ediyoruz. Güzel güreşti gerçekten. Evet. Hocalarımıza kutluyoruz. Evet Nuri Zengin artık evet. Günün sonuna geldik. Senle birlikte kapatalım. Yani güzel kardeşim. Törenine de çağırıyorlar abi. Seni bir madalya törenine yolluyoruz Nuri Zengin'i. Hemen veda edelim burada. Evet. Nuri neler söyleyeceksin? Abi gayet güzel geçti. Keyfimiz yerinde. Çocukların isteği, hırsı gayet güzel. Müsabakalar kaliteli.
turnuva deyip geçmeyin. Bu müsabakalar mini dünya şampiyonası. Dünya şampiyonlarında da zaten alınan madalya sayıları belli. Bir şampiyon, iki şampiyon çıktım çok çok kıymetli. 4-5 madalya çıktım çok çok evet. kıymetli. Mahmut bu Demir, mini bir dünya şampiyonası. Evet. Bunu unutmayalım. Şu anda madalya töreninde Mahmut Demir var. Nuri Zengin teşekkürler. Evet. İyi yayınlar diliyorum Mehmet abi. Haydi bakalım Nuri Zengin de madalya töreninde. Sonuna geldik değerli güreşseverler. Tabi yarın yine finallerde buluşacağız ama Zafer Şampiyonlar Kupası'na, Şampiyonlar Turnuvası'na bağlanacak Zafer Kupası. Yarın güzel finallerde görüşmek üzere. Ekranlarda bizi izleyen tüm güreşseverlere Antalya Kepez'den Turgut Özal salonundan hoş kalın, esenlikle kalın. İsmail ne haber?